Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere büyüme ve dış ticaret hadleri ilişkisi konusunda anlatım yapacağım. Genel olarak slaytta anlatım yapacağım konular hakkında bilgi vermek gerekirse, ilk olarak ekonomik büyüme nedir? İkinci olarak dış ticaret nedir? Üçüncü olarak dış ticaret haddi nedir? Dördüncü ve son olarak da büyüme ve dış ticaret hadleri ilişkisi hakkında bilgi verip grafiğimizi yorumlayacağım. Şimdi konularımıza başlayalım. İlk olarak ekonomik büyüme nedir? Bir ülkede toplam üretim hacminin artışı veya genişlemesidir. Büyüme, geleneksel olarak reel veya reel gayri safi yurt içi hasıla artış oranı yüzdeleriyle ölçülür. Yani kısacası bir ülkenin bir yıldan öbür yıla gelişmesine ve büyümesine ekonomik büyüme diyoruz. Bu büyümenin pozitif olması kişi başına düşen milli gelir nüfus artışından büyük olması durumundadır. Örneğin bir önceki yıla göre %3 büyüme gerçekleştiğinde nüfus artışında da %1 oranında artması durumunda %2 oranında kişi başına düşen milli gelirin arttığını göstermektedir. Ekonomik büyüme aynı zamanda refah düzeyinde de artışa neden olur. İkinci olarak dış ticaret nedir? Dış ticaret malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışı ile ilgilidir. Dış ticaret alım-satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. İthalat, yurt dışında üretimi yapılmış bir malın ülkede bulunan alıcılar tarafından satın alınması işlemidir. Yani fabrika kurduğumuzu varsayalım ve gerekli makine ve teçhizatları yabancı ülkelerden temin etmemiz durumunda o malı aldığımızda ithalat gerçekleşmiş olur. İkinci olarak ihracat da ithalatın tam tersidir. Yani ülkede üretilen bir malın döviz karşılığında yabancı bir ülkeye satılması işlemidir. Bir önceki örneğimize göre yorumlarsak orada bizim makineyi yabancı ülkeden almamız durumunda ithal etmemiz konusu oluyordu. Fakat o ülkenin de o makine ve teçhizatı bize satması durumunda o ülke içinde ihracat gerçekleştirmiş olması durumu ortaya çıkmaktadır. Evet, deniz yolu ile ihracat ve ithalat yapmamızı sağlayan kargo gemisinin limana yaklaştığını da görüyoruz. Üçüncü olarak dış ticaret haddi nedir? Had, derece anlamına gelmektedir. Ticaret haddi, alınan satılan malların miktarı ve bu malların değişim oranını gösteren bir ölçüdür. Yani dış ticaret haddi, ihraç malı uluslararası fiyat endeksi ile ithal malı uluslararası fiyat endeksini meydana gelen değişimi gösterir. Formülü de burada yer almaktadır. Px bölü Pm çarpı 100 şeklindedir. Yani ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranıdır. Dördüncü ve son olarak da büyüme ve dış ticaret hatleri ilişkisi. Yansız büyüme. Emek ve sermaye miktarının aynı oranda büyümesi ile sermaye emek oranının değişmediği ve üretim imkanları eğrisinin paralel olarak sağa kaymasını ortaya çıkaran büyümedir.
Birazdan göreceğimiz grafiğimizde de teklif eğrileri yer alacaktır. Onun da açıklamasını burada yapalım. Teklif eğrileri iki ülke ve iki mal olan modelde ülkelerin birinin bir birim ithal malı karşılığında ne kadar ihraç malı önerdiğini gösteren eğriye teklif eğrisi diyoruz. Yani büyüme sonrası artan veya azalan dış ticaret hacmi ile dış ticaret hadlerinin gelişmeleri arasındaki ilişki teklif eğrileri analizi ile daha kolay gösterilir. Üçüncü olarak dış ticaret artırıcı büyüme ve dördüncü olarak da dış ticaret azaltıcı büyüme tipleri konularını ele alıyoruz. Dış ticaret azaltıcı büyümede ihraç malı uluslararası fiyat endeksi ile ithal malı uluslararası fiyat endeksi oranlaması ile meydana gelen değişimi gösterir. Dış ticaret haddi yani PX bölü PM. Dış ticaret artırıcı büyüme ve dış ticaret azaltıcı büyüme aynı anda ortaya çıkarsa iki türlü durum söz konusu olur. İlk olarak dış ticaret hacmi etkilenir. Yani dış ticaret hacmi artar. Bir diğer husus da dış ticaret hacminin artması uluslararası fiyatların değişmemesine neden olmaz. Net refahın etkisinin pozitif olması için dış ticaret hadlerinde iki değişken aynı anda meydana gelmesi gerekir. Eğer bir tanesinde dış ticaret hacminin genişlemesi dış ticaret hadlerini negatif etkileyen gelişme meydana gelirse problemler daha belirgin olur. Daha çok satıp daha az gelir etme durumu gerçekleşir. Şimdi grafiğimizi yorumlayacak olursak, iki slide önce bahsettiğimiz teklif eğrilerini buradaki grafiğimizde görmekteyiz. Büyüme sonrası artan veya azalan dış ticaret hacmi ile dış ticaret hadlerinin gelişmelerinin arasındaki ilişki teklif eğrileri analizi ile daha kolay gösterilir. Yandaki şekilde görüldüğü gibi Almanya'nın büyüme oranı ve teklif eğrisi değişmediğini varsayalım. Almanya ve Türkiye'nin teklif eğrisinin kesiştiği P noktasında iki ülke arası dış ticaret hacmi OB kadar elbise ihracatı ve OC kadar otomobil ithalatından oluşmaktadır. Bu dış ticarette OP dış ticaret haddi gerçekleşmektedir. Yani OP noktası dış ticaret haddini gösterir. Şimdi buraya tekrardan çizelim. Dış ticaret haddinin gerçekleşmesi, elbise ihracatı, otomobil ithalatı durumu, P noktası, Türkiye ve Almanya'nın kesiştiği nokta. Şimdi başka bir renkle, yeşil renkle, Türkiye'nin dış ticaret artıcı yönlü büyüme yaşandığını varsayarsak, Türkiye'nin teklif eğrisi sağa kaymaktadır ve iki ülke arası teklif eğrileri kesişme noktası B noktası olur. Burada OB1 kadar
elbise ihracatı, OC1 kadar da otomobil ithalatı gerçekleşir. Bu durumda dış ticaret artışının pozitif etkisiyle elbise ihracatı BB1 kadar, otomobil ithalatı da CC1 kadar artış gösterir. Burada da OD doğrusu dış ticaret haddini gösteren doğrudur. Bu durum Türkiye'nin aleyhine gelişir. Çünkü bir birim ihracattaki artış, ithalattaki artıştan daha yüksektir. Diğer bir durumda da bu sefer de siyah rengi ele alırsak, Türkiye'nin teklif eğrisi sola kayması durumudur. Bu durumda da dış ticaret hacmi OB2 kadar, elbise ihracatı OC2 kadar da otomobil ithalatı gerçekleşir. Burada BB2 kadar ihracatta azalma, CC2 kadar da ithalatta azalma meydana gelir. Dış ticaret haddi doğrusu da OH doğrusudur. Burada gösteriyoruz. BB2 kadar ihracatta azalma, CC2 kadar ithalatta azalma meydana gelmesi durumunda, bu durumda dış ticaret hadleri Türkiye lehine değişmektedir. Çünkü ihracattaki azalma ithalattaki azalmadan daha büyüktür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.